Evet, çok kısa başlayalım. Ben giriş yapayım. Devos Türkiye komünitesinden Derya, ben organizatörlerden. Bugün küs konseptimiz live coding. Yani canlı aslında bir sunum beklemeyin ama bir canlı kodlama veya hands-on bir gösterim konsepti olduğunu söyleyebilirim. O yüzden interaktif, mümkün olduğu kadar interaktif olabiliriz burada. Altta Q&A section, yani bölümü var. Görüyorsunuzdur sanırım. Onun üzerinden sorularınızı sormanızı bekliyoruz Q&A üzerinden. Orada anlık cevaplayabileceğimiz sorular olursa cevaplayabiliriz. Ama tercihimiz seansı çok kesmeden seansın sonunda soruları cevaplamak olacak. Onun dışında DevOps Türkiye olarak bu dönemde her hafta seans organize etmeye çalışıyoruz biz. Önümüzdeki hafta, ondan sonraki hafta da haftalık gene aynı şekilde, her hafta olacak şekilde seanslar devam edecek. Sizlerin bize olan feedbackleri varsa zaten Slack kanalımız da var. Bunu Twitter hesabımızda linklerini görürsünüz. Oradan dahil olup konuşmacı olmak isterseniz konu öneriniz olur, konsept öneriniz olur, her türlü öneriniz olur. Slack üzerinden sağlayabilirsiniz. Veya Slack kullanmıyorum diyebilirsiniz. Hiç sorun değil. Twitter'dan direkt mesaj gönderebilirsiniz. Amacımız mümkün olduğu kadar bilgi paylaşımı yapmak böyle dönemde online olarak. Önceden offline dönemden daha da fazla aslında şu an katılım da olabiliyor. İstanbul şartlarında herkes gelemiyordu bizim organize ettiğimiz meetuplara. Belki İstanbul ortamında böyle hani trafik vesaire zor olabiliyordu. Şu an aslında bir klik gelmek daha kolay. Evet, başlayalım isterseniz. Şu an 2 geçiyor. Ben kısa bir giriş yaptım. Bizi bilmeyenler için DevOps Türkiye'nin Twitter hesabı devops.tr'dir. Community ve meetup.com üzerinden duyurularımızı yapıyoruz. Hem Twitter hesabımız hem community, K ile yazılıyor biliyorsunuz. Community.com üzerinden önümüzdeki haftaki gene teknik olacak seanslar için katılımlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Ben Halil'e aktarıyorum. Dediğim gibi bugün sunumdan ziyade canlı bir gösterim olarak bir konseptimiz var. O yüzden özellikle Halil'e sunum hazırlama dedik. Hani sunum bekleyenler varsa baştan söyleyeyim. Bu biraz hakikaten gerçek bir live coding seansına yakın yapmaya çalışacağız. Halil, ben sana devredeyim. Sen kısaca istersen bir giriş yapabilirsin. Kimsin? Aslında Halil bizim geçen seneki, dün bir toplantı yaptık. DevOps Türkiye'nin yeni dönem kadrosunu belirledik. Organizasyon kadrosunu. Halil bir önceki seneki organizasyon kadrosundaydı. Artık bu sene yok. Her sene böyle bir değişim yapıyoruz. Önceki DevOps Türkiye'nin de organizasyon kadrosundan bir arkadaşımızdı. Kısaca Halil, kendinden bahsedebilirsin. Üstüne de bugünkü seans nedir? Neyi hedefliyorsun? Belki ondan bahsedebilirsin. Ben de Q&A'lere bakıyor olacağım. Gerekli yerlerde hani durdurulması gereken anlık sorular olması gereken yerlerde de gerekirse Halil'e o soruyu yönlendireceğim. Yoksa en sonunda cevaplayacağız. Buyur Halil, Tabii. sana devrettim. Herkese merhabalar. Ben Halil Bozan. Clawia'da platform ve infrastructure developer olarak çalışıyorum. Daha çok cloud tarafında ve infrastructure tarafında development yapıyorum yani. Bugün sizlere Kubernetes üzerinde bazı komponentlerimiz oluyor ve uygulamalarımız oluyor. Bu uygulamalar hakkında Humio'da Humio log bir log centralization tool'u. Humio üzerinde bunu nasıl visible hale getirebilirim? Bunlar üzerinde nasıl dashboardlar oluşturabilirim? Humio'nun query fonksiyonlarını bunlar üzerinde nasıl uygulayabilirim? Ne gibi aksiyonlar ortaya çıkar? Bunlardan bahsedeceğim. Şöyle ekranımı paylaşayım ben. Ekran geliyor değil mi? Geliyor şu an. Sorun yok. Hı. Tamam. Burada ilk başta ben size bir büyük resimden bahsetmek isterim. Bildiğiniz gibi her yazdığımız uygulama, tool'lar, log'lar üretiyor ve bu log'ları biz bir centralize etmek istememiz gayet normal bir şey. Humio bize bunu sağlıyor. Bir log management tool'u.
Buradaki amacımız ne olacak? Bugün ondan bahsedeyim biraz. Kubernetes Cluster'ımızda bizim nodlarımız var. Nodlarımız üzerinde Warlock Containers altında da loglarımız tutuluyor. Bu logları Fluent Bit log toplama, log shaping tool'u olan, agent'ı olan Fluent Bit'i daemon set olarak bütün nodlarımıza kuracağız. Ve bu sayede Humio'ya logları göndereceğiz Fluent Bit agent sayesinde. Burada çeşitli aksiyonlar alacağız. Daha demin söylediğim gibi dashboardlarda gösterimler yapacağız. Query fonksiyonlarını kullanacağız. Kısaca bu bugün yapacağımız. Şöyle ben ilk önce bir tane uygulama kuracağım. Kubernetes üzerine. Burada bu uygulama manifestleri, bu uygulama belki bazılarınız da biliyordur. Sockshop, internette bulabilirsiniz. Mikroservis demosu olarak var GitHub'da. Kendi siteleri de var diye biliyorum. Burada ben şimdi bunu apply edeceğim. Biraz uzun süre bulur bu. Sürebilir. Şimdi hata verecek tabii ki. Çünkü biraz senkronizasyonu biraz kötü bunun. Evet. Uygularken belki linkini gönderebilirsin Halil. O aklıma geldi. Chatten herkese. Hani tabii. Duymamış olanlar da olabilir. Zamanında şey de vardı. Benzer Cats and Dogs vardı değil mi? Böyle evet. Güzel Kubernetes'te oyun oynayabileceğiniz farklı şeyler var. Hazır Halil uygularken Fritzlay diyor. Evet, Humio ile ilgili bir soru gelmiş. Ya ben öyle şey diyeyim. Humio ile ilgili trial şey olarak kullanabiliyorsunuz Humio'yu. Hani sitesinden şey yapabilirsiniz. Günlük belirli bir gigabayta kadar şey yapıyor. Trial yani free olarak da belirli şeye kadar kullanabiliyorsunuz. Tabii daha ötesini kullanmak isterseniz cloud costları var. Onu direkt Humio'ya yazabilirsiniz isterseniz. Ben de ufak bahsedeyim isterseniz. Burada Humio'yu Humio kendisini SaaS olarak yani bir servis olarak sunuyor aslında. Cloud.humio'ya girdiğiniz zaman Derya abinin dediği gibi trial account oluşturabiliyorsunuz kendinize ve 30 gün boyunca burada çeşitli loglarınızı gönderebiliyorsunuz. Deneyebiliyorsunuz yani 30 gün boyunca. Aynı şekilde on-prem olarak da kurabiliyorsunuz. Böyle. Çeşitli zaten kuruluş metotları var. Amazon'da Terraform'la kurabiliyorsunuz. Ansible scriptleriyle Ansible rollerini kullanarak, playbooklarını kullanarak kurabiliyorsunuz. Evet, şeyden bahsedecektim. Mikroservis demosundan bahsedecektim. Burada bildiğimiz gibi Cats and Dog da vardı. Derya abinin dediği gibi. Şimdi bu var. Revaçta olan bu aralar. Onun dışında ben burada kurdum. Şuradan bakalım. Bunun birazcık pollarının gelmesi de biraz sürüyordu. Read isteği de gelene kadar. Evet. Daha gelmemiş. Bu sırada şöyle Humio'nun Fluent Bit'ten bahsetmiştik. Bir agent, log shipping agent'ı. Bu tabii ki de bunun yerine başka şeyler de Fluent Bit olabilir. Başka file bit var. Log stash var. Bunları kullanabiliriz. Burada Humio, ben bunun için bunu Fluent Bit kullandım. Humio'nun sitesinde de bu var. Handchart sitesinde zaten. Burada bir tek agent'ı kuracağım ben. Values YAML içerisinde daha da çeşitli özellikler var. Mesela Kubernetes üzerine Humio Core diye bir tane
section'ı vardı. Onu enable edersek Kubernetes üzerine Humio da kuruyor aynı zamanda. Ben burada Cloud SaaS account kullanacağım için sadece Humio Friend Fit'i kuracağım ve Humio host name'imi vereceğim buraya. Bir de install ederken şurada şöyle göstereyim. Settings kısmında AI tokenlar var. Repoların. Şuradan şöyle repoları göstereyim ilk önce. Humio'nun görünüşü şu şekilde. Burada repolar ve view'lar var. Aynı zamanda dashboardlarınıza, repolarınıza göre oluşturduğunuz dashboardlarınıza ulaşıyorsunuz. Ben bugün trial hesabım olduğu için Sandbox'ı kullanacağım. Sandbox'ta dediğim gibi her repo'nun API tokenları var. API tokenları kullanarak agentlarınıza bu tokenları veriyorsunuz ve log shipping'i bu repoya yapmanızı sağlıyorsunuz. Logları bu repoya toplamanızı sağlıyorsunuz. Şöyle ben kurayım. Bu da sending state'e gelmiş. Bir liste'e gelmiş. Burada Helm'i kullanarak Kubernetes üzerine deployment yapacağım. Logging namespace'i ne demişim? Bir de şu özelliği set edebiliyoruz Helm'le, tire sette. Humio fluent bit nokta token. Yani bu bizim için şöyle yapıyor. Bunun altına aslında şöyle inip tokenlayıp böyle yazıyor. Hard-coded şey yapmamız, set etmeyeceğimiz yerler için kullanılabilir bir özellik Helm'de. Burada dediğim gibi şurada token vardı. Bunu kullanacağım ben şimdi. Hop, manifest file'ın içerisindeyiz. Buradaki values yamulu görmediği için kızdı. Şey, Humio agent yamulu görmediği için kızdı. Tekrardan basacağım şimdi. Daha önceden bir token kalmış. Bir saniye. Şöyle. Burada Fluent Bit agentları benim 3 tane nodum olduğu için şu anda 3 tane noda birer tane pod kurdu. Dediğim gibi daemon set olarak çalışıyor. Bunu da şuradan görebiliriz. Evet, burada gördüğünüz gibi daemon set olarak çalışıyor. Şimdi Humio'ya bakalım. Loglar gitmiş mi? Search sandbox'a. Evet, gördüğünüz gibi nodlarımdaki aktiviteler hepsi buraya loglanıyor şu an. Buradan live query seçeneği seçerek real time olarak streaming yapabiliyor Humio. Burada çeşitli loglarınızı aslında çeşitli parserlar var. Burada parserlarını Humio'nun built-in parserları var. Aynı zamanda kendiniz custom parserlar oluşturabiliyorsunuz. Bu parserları kullanarak normalde biz loglarımızı direkt attığımız zaman bunu Humio kabul ediyor. Ama sonuçta bunu biz okuyacağımız zaman, göreceğimiz zaman güzel görünebilmesi için, daha pretty görünebilmesi için burada fieldlar var. Şurada şey yapıp bu parserları da şöyle kullanabiliyorsunuz. Burada tokenımıza assign parser diyoruz. Mesela ben şu anda kendi özel parserım var. Onu kullanıyorum. Yazdığım. Onu birazdan göstereceğim. Burada benim için fieldlara bölüyor bunu.
Normalde bir parser kullanmazsanız hepsi böyle raw string olarak geliyor. Veyahut da Humio kendi parse edebildiği kadar field'lara bölüyor bunu. Kubernetes container name, Docker ID'si, Kubernetes host'u, host'u yani nodumuzun ismi. Çeşitli çeşitli field'lar var burada. Görebiliyoruz. Onun dışında şeyden bahsedeyim. Kendi yazdığım parser'dan bahsedebilirim biraz. Buradaki parser'da ben JSON parser'ı kullandım. Aslında Humio'nun JSON parser'ı var. Onu kullandım. Ekstra kendim size bir şeyler göstermek için. Mesela bir logomuzun, mesela bir TC kimlik numarası logo var. Humio'ya geliyor ve ben bunu görmesini istemiyorum Humio'da. Sonuçta farklı farklı şeyler okuyabilir, insanlar okuyabiliyor bunu, developerlar okuyabiliyor. Humio'da gerçi role-based access kontroller de var. Oralardan da rolleri belirtebiliriz ama hash özelliği her zaman bence gerekli bir özellik olabilecektir. Bu hash benim için ne yapıyor? Hash rewrite query fonksiyonu var Humio içerisinde. Burada field olarak Kubernetes pod ID'sini vermişim ve bunun buna bir isim vermişim. Burada field'ların isimleri var. Field ismi, bir de salt parametresi var. Salt bir de bu Kubernetes pod ID yani hashlenen field'ın ismi diyebiliriz. As parametresi de benim için hashlenen field'ın çıktısını gösteriyor. Ben buraya mesela başka bir şey yazsaydım, ABC yazsaydım, benim için gidip yeni bir field oluşturacaktı loglarımın üzerinde. Bunu da output olarak şu field'ın, bu field'ın hash'ini çıkartacaktı burada. Ama ben burada direkt field'ın üzerinde hash'lenmiş olarak görmesini istiyorum. Şuradan bakabiliriz mesela. Hash'lenip hash'lenmediğine. Pod ID sanırım. Evet. Gördüğünüz gibi bu bir hash. Aslında şöyle de yapabilirim. İlk önce şöyle bir saniye. Şöyle göstereyim size. Buraya bir parser esayen etmeyeyim. Pod ID'sini görelim. Gördüğünüz gibi pod ID'si, pardon, bunlar geride kalanlar sanırım. Evet, pod ID böyle bir şey şu anda. Ama ben bu parser'ı kullandığımda bunu hashleyecek bana. Şöyle tekrardan. Gördüğünüz gibi burada bana bunu hashledi. Farklı query'lerden bahsedecek olursak aslında bir dashboard'a geçelim. Dashboard'ları göstermek istiyorum size. Bu da kendinize customize edilmiş dashboard'lar oluşturabiliyorsunuz. Dashboard'a geçmeden önce aslında şuradan şey yapalım biz. Sockshop uygulamasını bir içine girelim. Çünkü dashboard'a oradan attığımız request'lerle çeşitli şeyler geliyor. Burada servis olarak bana bir load balancer servis tipinde bir tane load balancer verdi Amazon'da. Ben şu anda Kubernetes'i EKS olarak kullanıyorum Amazon'da. Şunu bir hide'layalım. Evet. Bir tane şey oluşturalım.
Benim için register yaptı. Şimdi ben burada bir payment ekleyeceğim. Kredi kartı numarası. Bir de adres eklemem lazım. Evet. Şimdi bir şeyler ekleyelim. Bu kart. Order'ım tamamlandı diyor. Ben burada şimdi dashboard'a gittiğim zaman şuradan şöyle bir query yazacağım ben. Kubernetes container name'i orders olan da İstanbul adresi İstanbul olanları bana getir dedim. Burada gördüğümüz gibi bir tane daha demin yaptık mesela. Şöyle bunu daha da çoğaltabiliriz. Daha da anlaşılması açısından şimdi live olarak. Gördüğünüz gibi bu sayı 2'ye çıktı. Buradan events olarak da görebilirsiniz. Aynı şekilde. City İstanbul, Türkiye. Benim yazdığım bilgilere göre, basılan log'a göre böyle bir filtreleme yapabilirsiniz. Dashboard'un üzerine. Evet, bunu save diyelim. Başka ne gibi şeyler yapabiliriz? Kubernetes spesifiğinde yapabileceğimiz şeyler var. Şöyle. Mesela Kubernetes container name'lerini bir time chart'a aldığımız zaman burada bir grafik şeklinde Kubernetes container'larını hangisinde daha çok event geliyor. Bunların hepsini container bazında görebiliyorsunuz. Yani bir kendinize customize edebileceğiniz log formatlarınıza göre, gelen loglara göre, gelen event çeşitliliğine göre bunu kendiniz açısından customize edebilirsiniz. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Yine container name'lerle alakalı bir şey olarak. Mesela bu benim için şu anda olan container'ları sıraladı. Buna ayrıca short fonksiyonu var. Bunu da çalıştırdığım zaman bana defaultunda büyükten küçüğe doğru sıralayacak bunu. Yani büyükten küçüğe doğru derken en fazla event hangi container'a geliyorsa ona göre sıraladı bana. Böyle bir şeyler yapabiliriz. Şu anki elimizde olan loglardan. Sonra şöyle unauthorized login mesela. Şöyle bir dakika yapalım. Ben daha önce denemişim sonra. Son bir dakikada gelen yok mesela. Şöyle logout diyelim. Birkaç kez gönderdim böyle. Bir dakika içerisinde
11 kere notarize gelmiş. Böyle şeyler olabilir ve bunları kullanarak şöyle hemen save. Bunları kullanarak alertler oluşturabilirsiniz. Mesela şöyle bir şey yapabiliriz. Şöyle bir alert göstereyim. Ben bu repo'mun yani bu repo şu anda bulunduğum repo'nun ID'sini vermişim buraya. Demişim ki load'de herhangi bir Kubernetes container ismini verebilirsiniz burada. Container name'ini verebilirsiniz. Aslında burada pod'un down olup veyahut da pod'a event gelip gelmediğini anlayabiliriz. Şöyle yapabiliriz ama şu anda tabii ki de benim sıfır olmayacağı için bu event yok anlamına event yok diye dönecektir. Query count'u saydırıp şu arada count fonksiyonu var. Burada query count'u sıfıra eşitlendiği zaman yani event gelmediği zaman bir alarm üretebilirsiniz. Burada notification frequency'yi seçebiliyorsunuz. Ne kadar sürede bir alert atsın. Mesela bu sıfıra eşit olduğu zaman size 10 dakika seçerseniz 10 dakikada bir alert üretecektir. Şurada şöyle göstereyim de. Bu tabii alertleri bir yere göndermemiz lazım. Ürettiğimiz alertleri. Bunun içinde notifier'lar var. Notifier'larda opsiyonu gibi PagerDuty, Slack, VictorOps ve çeşitli ürettiğiniz webhook'larla başka yerlere de entegre edebilirsiniz. E-mail kısmını seçerek buradan ben e-mail kısmıyla atmıştım. Hatta atalım isterseniz birer tane. Şöyle. Alertsleyeyim. Ops, Serhat kaçırdı. Evet. Ben arada hani sorular birikmesin diye bir EFK ile ilgili bir soru gelmiş. Çünkü ön bir bilgi vereyim. Halil de tamamlar zaten. Yani Tabii. Elasticsearch sorulmuş. Elasticsearch hani temelde zaten hani log için değil biliyorsunuz. Search için yapılmış bir sistem. Log için de kullanılıyor aynı zamanda ama Elasticsearch'te çok uzun vadeli böyle seneler mertebesinde log tutma çok tercih edilmiyor. Çünkü indeks yapısından dolayı şişiriyor biliyorsunuz storage kullanımını. Sizin logunuz 1 ise storage ihtiyacınız 10 olabiliyor indeks durumuna göre. Humio da tam tersi. Humio index free. İndeks yok yani. İndeks, o üstüne bir de compression var. Dolayısıyla storage maliyeti bayağı bir negligible seviyelere kadar düşüyor. Diyebiliriz aslında. Hani temelde bir de Elasticsearch'te mesela siz structured log göndermezseniz Elasticsearch içeri almaz biliyorsunuz. İlla böyle structure'a uyması gerekiyor. Humio'da öyle bir şey yok. Hani unstructured tamamen time stamp ile olmasın. Tamamen unstructured logları içeri atabiliyorsunuz. Yani log'a özel bir sistem. Elasticsearch'e özel. Log içinde kullanım alanları var ama Humio log'a özel bir sistem gibi bakılabilir ama daha detay sorunuz olursa Orkun Günay sormuş sanırım. Tabii ki cevaplayabiliriz. Halil'in de ekleyeceği şeyler varsa buyurun. Ya tabii dediğimiz gibi Humio tabii piyasada Humio'nun muadili gibi Log.io gibi, Splunk gibi, Elasticsearch gibi log management çözümleri var. Ama Derya abin de dediği gibi Elasticsearch tek başına bir log çözümü değil. Bu Elasticsearch'ü Logstash ve Kibana ile birlikte kullandığımız zaman tabii ki de bir log çözümü olabilir. Ama Humio'nun en büyük özelliğini zaten Derya abi bahsetti. Index free olması. Index free olmasına rağmen bir de gerçekten çok hızlı. Özellikle SaaS kullanıldığı zaman storage bakımından cost'u gerçekten en az seviyelere indi. %75 kadarıydı sanırım. %75 kadar indiriyordu. Ve storage da zaten infrastructure tarafında en maliyetli şeylerden biri. O yüzden o bakımdan güzel yani. İyi bir çözüm diyebiliriz. Sonra devam edelim. Alert üretiyorduk en son. Benzer şekilde burada Splunk da gelmiş. Hani konu dağılmadan ben çok kısa bahsedeyim. Yani Splunk'tan da Anonymous Attendee sormuş Splunk'ı. Anonymous Attendee cevap verelim. Yani Splunk evet oturmuş böyle senelerce oturmuş enterprise bir tool. Humio'da anlık
anlık instant böyle troubleshooting yapabilirsiniz. Saniyenin daha altında böyle ingestion yapabiliyor. Splunk genelde dakikalar mertebesinde gelir, kullananlar bilir. Bazen dakika, bir bazen 5 dakika geriden. Hani geriden takip etmek için şey yapılabiliyor Splunk hani var. Ama anlık instant ihtiyaçları Splunk karşılamıyor. Onun dışında tabii ki Splunk için çok ciddi bütçeniz olması lazım. Vimeo için yani çok böyle ne bileyim kabul edilebilir bütçeler var. Çünkü ne verirseniz şimdi popüler ücretsiz de sorulmuş ama ne kadar ücretsiz de kullansanız storage maliyetiniz oluyor. LK'yı, FK'yı ücretsiz kullanın. Ücretsiz kullanmak diye bir şey yok. Çok ciddi storage maliyetiniz oluyor. Dolayısıyla o storage maliyeti buradaki SaaS belki bilmiyorum. Ben kıyaslamadım o kadar detaylı ama fiyat konularını. Yani çok daha belki de şey kafa kafaya veya daha maliyetsiz bile olabilir. Bilemiyorum artık siz şeye bakarsınız. Hani ne kullanırsanız kullanın size maliyeti olacaktır onun hani şey tarafında, altyapı tarafında sonuçta. Umarım Evet. cevaplayabilmiştir. Halil sen de ekleyeceklerim varsa belki. Ya abi dediğin gibi Humio'nun şey maliyet bazında, pricing bazında şey söyleyebilirim. Günlük ürettiğiniz log bazında ve retention olarak kaç yıl veya da kaç gün, kaç ay belirlediğinize yani kaç zaman, ne kadar süre tuttuğunuza göre değişiyor bu. Retention'ı. Şey, maliyeti, pricing'i. Onun dışında Derya abinin dediği gibi ne kullansanız, Splunk'ta kullansak, Log.io'da kullansak, Humio'da kullansak sonunda zaten Enterprise dünya olduğu için bir pricing'i olacak. Evet, en son alertte kalmıştık sanırım. Bir şey demek lazım yani günün sonunda mesela Greylock gibi alternatifler var, kullananlar vardır. Gene maliyetiniz var sonuçta, altyapı işletme maliyeti var orada da. Ama ve mesela bazı regülasyonlara tabi eğer bir şirkette çalışıyorsanız, işte bir fintech olabilir bu mesela. Biliyorsunuz oradaki özellikle BDDK'nın regülasyonlarında maskelemeniz gerekiyor değil mi? Bunun gibi ihtiyaçlar için tabii bir bunu sağlayan şey hani bir şey gerekir. Bu özellikleri sağlayan maskeleme gibi, rollback access control gibi, o zaman bunu sağlayan bir tool'a geçmeniz gerekebilir. Hani Greylock gibi free alternatif, ama Greylock dediğim gibi gene söylüyorum altyapıda gene mesela Humio gibi index free alternatifleri göre çok daha fazla gene şeyiniz olacaktır. Hani altyapı maliyetiniz yüksek olacaktır. Çok seneler hani geçmişe yönelik log tutmana gibi ihtiyaçlar çok fazla dediğim gibi Elasticsearch'te konumlandırılmıyor piyasada. Ama tersi bir şeyiniz varsa mesela içinizde varsa ben çok merak ederim. Bir senenin üstünde mesela ELK'de böyle log tutan veya geçmiş 5 senenin logunu tutan hani öyle bir case varsa içinizde lütfen hani kod yapın, çok da hani merak ederim. Çünkü dediğim gibi şey onu yapan çok olmuyor storage maliyetinden dolayı. Humio'da ise yani öyle bir sorun söz konusu değil. Evet. Humio'da ben o 10 yıl tutan görmüştüm. O şey 10 geçmişte 10 yılın 10 yıl saklayacak görmüştüm yani. Onun dışında evet, alerti dediğim gibi ben şu an burayı sıfır yapamıyorum. Sadece alert attığını gösterebilmek için, çünkü sürekli log geliyor ve query count artıyor gittikçe. Burada email notifier ismini verdiğim notifier seçtim. Ve burada enable ettim. Bir dakikada bir bana alert atıyorum. Save change dedim. Şuradan ben e-mail'imi bir açayım. Şeyin altında gelmiş olmasın hani bak tanıtımlar altında bir Humio var. Onu sağdaki tagler hemen onun altına inmiş olabilir mi acaba diye. Evet. Buraya gelmiş. Evet tamam. Gördüğünüz gibi böyle alert atıyor. Size buraya tıklayınca Humio'ya gönderiyor sizi. Şimdi hani Serhat yok burada ama gene de söyleyelim. Hani Humio'dan aslında doğru patent belki de bir alert management sistemine alert göndermek. Onun üzerinden email atmak belki ama tabii bu tercih oluyor. Ya tabii şirketler sonuçta yani e-mail sadece alertlerden gelmiyor. Belki
filtreleme gibi yöntemler kullanabilir ama e-mail'den gerçekten manage etmek zor. Benim tavsiyem de tabii ki de bir şey yani alert management sisteminden Opsgen'i gibi, PagerDuty gibi, VictorOps gibi bu tür yerlere alert göndermek daha mantıklı olur. Bir Mesela nesil paterni o Slay'e zaten galiba değil mi Hadley? Yani hani şey eskiden evet direkt bu sistemlerde e-mail atardık, Slack'e düşürürdük ama sonra gördü ki sektör hani bunu Evet. yönetilemez. Sonra alert Evet. management'lar bunu artık işte filtreliyor. Ona göre anlamlandırıyor. Hatta machine learning unsurları var alert management'larda. Size diyor ki bu şunun yüzünden olmuş gibi böyle çıkarımlar yapıyor. Tabii ya bir de şimdi şöyle Slay'e mesela alertler geliyor. Bu alertleri gerçekten çok düzgün ayarlamak gerekiyor. Yoksa mesela ben bu alertleri Slay'e gönderirsem ikide bir de Slay'e alert atacak. İkide bir de Slay'e alert atacak. Slack'te birçok kişi bulunuyor. Bu yani paterne aykırı olabiliyor. Bir şey alert management sistemi kullanmak bence günümüz dünyasında daha güzel. Tabii. Şöyle. Evet, alert de gösterdik. O ben şu alerti disable edeyim de mailime şişirmesin. Evet. Dashboardlarda göstermediğim bir şey kaldı mı? Ona bakıyorum. Halil, Fluent Bit niye kullandın diye bir soru gelmiş. Hani ben senin tercihin diye sana ben orada şey yapmayayım. Genel bir soru olmadığı için sana bırakayım Şöyle, bunu. Fluentbit bir kere şey, Fluent ile de karşılaştırılabilir, evet. Ama şöyle, bence kaynak tüketimi daha az. Sanırsam 400 kilobaytlara yakın bir şey kullanıyordu. Kaynak tüketimi daha az olduğu için ben de onu tercih ettim. Ama tabii ki de belirli bir sebebi yok. Dediğim gibi, başında dediğim gibi başka şeylerde kullanılabilir. Ama kaynak tüketiminin az olduğunu biliyorum. O açıdan iyi olabilir. Tabii diğerlerinin de daha avantajlı olduğu noktalar vardır. Yani birçok şey var dediğim gibi piyasada zaten. Filebit de kullanılabilir. Fluentbit de kullanılabilir. Mesela şimdi aklıma geldi. Fluent Bit'in galiba plugin sayısı şeydi, fazlaydı, vardı. Plugin sayısı da biraz vardı. Uygulayabileceğimiz pluginler, çeşitli ek özellikler ekleyebileceğimiz durumlar olabiliyordu galiba. Evet, onun dışında ben şöyle bir şey gösterecektim. Şöyle mesela şey vardı benim. Buradan bu arada QR'lerinizi eski çalıştırdığınız QR'leri görebiliyorsunuz. Şöyle de göstereyim. Burada mesela field'larınızı mesela bazen çok field oluyor. Log karışık olduğu için Humio parserlarını kullandığınız zaman çok field'a bölüyor. İstediğiniz field'ı aramakta zorlanabiliyorsunuz. Buradan field'ın ismini yazarak getirebiliyorsunuz. Aynı zamanda field'a tıkladığınız zaman çeşitli size fonksiyon önerilerinde bulunuyor. Mesela dediğim gibi buna tıkladığım zaman burada benim için şey yaptı. Bu fonksiyonla aynen Kubernetes container name'lerini yine count'larını sıraladı. Böyle güzel pratik tarafları var. Onun dışında şöyle bir IP bulabilirsem GeoIP diye bir tane özelliği vardı ama onu gösterebilirim belki. Şöyle. Şöyle söyleyeyim. Şöyle bahsedeyim o zaman. Şu an burada IP bulamıyorum. Bir tane IP field'ını alıp da Geolocation adında bir şey vardı galiba. Query fonksiyonu vardı. Ona bir bakalım. Tam ismini unuttum şimdi.
Buraya niye gitmiyor? Buradan niye gitmiyor? Anlamadım. Şurada bir yerde olması lazımdı. IP location'mış. Burada bir field'ın IP adresini getiriyor ve bunlara bu field'ı veriyorsunuz. IP içeren field'ı veriyorsunuz ve size bu IP adresinin country'sini city bazında, mesela atıyorum bu IP adresi nereye ait? Long ve lat adreslerini count'larını getiriyor sizin için. Şöyle ben bir bakayım tekrardan. Da ama IP göremiyorum. Görebilen varsa söylesin tabii. Benim logumda şu an bir IP şeyi yok ama göremedim o yüzden. Şöyle bunu göstereyim ben size. Şimdi lookup diye bir tane query fonksiyonu var. Burada mesela bir loglarınızı bir tane tool'a sokup da security bazında bir çıktı, CSV file çıktısı olabilir. Burada CSV file çıktısı olarak mesela ben bir örnek yaptım sadece. Salladım. Mesela buradaki user ID ile search kısmında sizin şu anda live'da olan loglarınızı karşılaştırmak isterseniz lookup fonksiyonu var. Şöyle yapıştırayım şuraya. Mesela buradaki şurada mesela bir tane tıklayayım. Buradaki ID ile sizin şurada CSV'deki CSV file'ınızdaki user ID'nin karşılaştırılmasını yapabilirsiniz. Hemen deneyelim hatta. Dur, bir yeri vardı. Burada credentials file'ın ismini veriyorsunuz parametre olarak. Bir de karşılaştıracağınız field'ların isimlerini veriyorsunuz. Mesela burada bunu nasıl anlayabilirim? Dediğim gibi çok fazla field'lar olabiliyor. Ben oraya description diye bir şey tanımlamıştım mesela. Description gördüğünüz gibi. Mesela description field'ını benim için buraya koydu. Yani bir saniye. Niye böyle bir description verdi? Webinar. Arada cevapları söyleyeyim. Evet, yayın kaydına erişebileceksiniz. Orkun Güne sosyal medya hesaplarımızı takip ederseniz paylaşacağız kaydı. Ben burada bir yanlışlık mı yaptım acaba? Ona bakıyorum. Serdar Irmak sormuş. İndeks tutmadan nasıl hızlı yanıt veriyor, filtreleme ve aggregation yapıyor diye. Öncelikle farklı bir veri tabanı var. Time series farklı bir, hani kendi özel bir veri tabanı var. Kendi özel bir teknolojisi var diyelim buradan. Sizin mevcut alışık olduğunuz indekslemenin dışında da hani indekslemeden de hani belirli parametreler üzerinden kendi petlerini bulan bir şey var. Algoritması var içinde. Dediğim gibi Ben şeye kadar şunu sanırım free kullanabiliyorsunuz zaten belirli şeye kadar. Günlük 3 GB, 2 GB bir şey var onun. Yani free bayağı bir işinize yani free de kullanabilirsiniz. Oradan da testlerinizi yapabilirsiniz. Umarım Evet, bir net şu da olmuştur. ön not olabilir. 30 günlük log tutabiliyor en fazla. Sanırım free tier'lı. Öyle olması gerekiyordu. Evet, 30 gün tutabiliyor. Ben öyle hatırlıyorum. Onun dışında aynen. O kendi bir teknolojileri var. Aynı zamanda kendi database'leri var. Time series. Ondan dolayı index free
Normalde zaten anlaşıldığı zaman, index free olduğu zaman hızlı olmaması gerekiyor. Ama hızlı. Ben şuna bir bakacağım. Bu üretmedi. Neden böyle oldu anlamadım. Description değilse büyük. Acaba şunu bir değiştirsem mi acaba? Bu, ha, tamam. Eşleşemedi çünkü o yüzden. Ben eskiden kalmış o. Şöyle ID'si. Mesela bir tane login ID'sini kopyaladım şimdi. Buraya yapıştırdım ben. Şu an bunu save'layacağım. Search'te tekrar lookup'ı çalıştırdığımda buradan dediğim gibi run edebiliyorsunuz kolay bir şekilde tekrardan eski verilerinizi. Description niye webinar gelmedi? Last Windows saat yok. Şu an çok fazla log olduğu için hangisi şeyde geldiğini, time'da geldiğini bir şey yapamam herhalde eski şeylerden aldım. Bunu çalıştırdım sanırım. Bu description diye bir field atıyor. Evet. User ID. Mesela burada value'su bu olan 7 tane buldu. Burada. 15 dakika dedik ama. Gittikçe log geldiği için aynı zamanda üretim sanırım. O yüzden yani şimdi 7 tane mesela şimdi çok fazla oldu. 200 tane olmuş aynen. Gittikçe log geliyor o yüzden. Aynı zamanda bir de load test podu var. Load testi yaptığı için gitgide log geliyor. O yüzden bu özelliği pek fazla iyi göremiyoruz aslında. Ama dediğim gibi karşılaştırma yapıyor. Burada mesela user ID diye bir tane field ekledi. Bana normalde bu user ID yoktu. User ID'yi buradaki şeyden getirdi bana. Ve bunları karşılaştırıyor. Aynı olanları sana çıktı olarak veriyor. Onun dışında Arada bir benim soru gelmiş. Çok pardon. On-prem kullanımda maksimum log saklama süresi nedir? Ya bir limit yok. Sizin evet. storage'ınız kadar. İsterseniz 10 sene saklayın. Yani regülasyon ne kadar saklamanızı size söylüyorsa 5 sene, 7 sene, bazı regülasyonlar 10 sene en son tebliğ ile birlikte özellikle finans sektöründekiler için. Veya 20 sene saklayın. Bu sizin storage'ınızla ilgili herhangi bir şey yok. Hani orada limit yok. Nilay Karça Altın Çaba sormuş. Umarım net olmuştur cevap. Evet, herhangi bir limit yok. On-prem kullanımda. Sadece ben şunu gördüm. Sanki SaaS'ta şuradaki speed gösterimi, yani logların yüklenmesi sanırım bu. Bu daha hızlı diye gördüm ben. Muhtemelen altta kullanılan tabii storage teknolojisiyle de çok ilintili olabilir o. Evet. Yani çünkü lokalde kurulan işte sunucunun I/O kapasitesi işte Tabii. cloud'da tabii çok provision I/O'la bayağı yüksek rakamlara da çıkabiliyor ya hani yani altta kullanılan teknolojileri tabii ilintilidir muhtemelen değil mi? Evet. Ya zaten dediğim gibi infrada storage gerçekten çok karmaşık bir şey. Bunu çok ciddi düzeyde iyi bir şekilde ayarlanırsa çoğu infrada yani ne kuruyorsak o infrastructure'a storage'ı düzgün planlandığı zaman gerçekten güzel cost saving ve buna bağlı yine performans artışı olacaktır. Yani o ama gerçekten
planlamak zor storage tarafını bence. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Biraz. Humio'nun dokümantasyonu var. Dokümantasyonunda on-prem installation'da ilgili şeyler yazıyor. Onu da göstermiş olalım. Dediğim gibi Ansible, Kubernetes üzerine kurulumuyla ilgili, Amazon üzerine kurulumuyla ilgili, single setup ve cluster modu olarak, H-Available bir yapı kurmak isterseniz. Single node da kullanılıyor ama tabii production seviyesinde asla önerilmez. Single point of failure olacağından türü. Humio'nun bağımlılıklarından bahsedebilirim belki. Kafka ve Zookeeper kullanıyor. Kendi içerisinde. Bu da ingestle alakalı bir performans artışı yaratıyor diyebiliyorum ben. Onun dışında başka nelerden bahsedebilirim? Bir şey gelmiyor. Merak edilen bir şey varsa onu sorayım. Evet, son zaten hatta sorularınızı alayım. Ben de onu diyecektim. Evet. Son zaten 8 dakikaya yaklaştık. Hani ek sorular varsa onlar alabiliriz belki. Tabii. Veya soruları alalım. Evet, veya genel bir şeyi sorabiliriz. Chat'e yazabilirsiniz. Hani mevcut kullandığınız mesela bir log çözümü varsa ne kullanıyorsunuz log'da? Eğer paylaşmak isteyenler all panelists ve attendees yazarak böyle bir yazın yazabilirsiniz. Hani en azından genel olarak hangisi tercih ediliyor, ne kullanıyorsunuz? Hem de birbirinizden de haberdar olursunuz. Sonuçta şu anki burada katılımcılar. İsterseniz chat üzerinden all panelists ve attendees seçip neyi tercih ediyorsunuz, ne kullanıyorsunuz? İsmini Elastic'se Elastic, Splunk'sa Splunk, işte Greylock'sa Greylock gibi paylaşmak isteyenler paylaşabilir. Fluent Bit bir site bir soru gelmiş Serdar Irmak'tan. Fluent Bit SDK mi yoksa site service mi? Sidecar mı belki de demiş olabilirsin sanırım değil mi Serdar Irmak? Gibi bir soru gelmiş. Öyle mi? Sidecar olarak mı? Ben bir okuyayım da. Yoksa site servise yani... Bu arada yavaş yavaş geliyor şeye, çetede. ELK diyenler var, Greylock diyenler var. Yani şöyle, Rapid Seven sanırım başında bahsettim. Fluentbit ben düştüm herhalde. Network'üm biraz zayıfladı. En son ne konuştuğunuzu duymadım. Sen devam et. Ben sadece gelen cevapları okuyordum. Öyle sorun değil. Okey. Şey dediğim gibi, Fluentbit Daemon Set olarak bütün nodlarınıza kuruluyor. Şöyle göstereyim hatta. İnternetimde sıkıntı var. Benim 3 tane nodum var. 3 tane podu var. Her bir noda bir tane. Şöyle göstereyim bir de. Train logging. Evet. Daemon set olarak kuruluyor. Sidecar olarak değil. Soruyu da böyle cevaplayayım. Cevaplamış olduk herhalde. Başka soru var mı? Ona bakayım ben. Bir soru da şeyle geldi. Ozan Eren sormuş. Loglama kısmı ile alakalı fazla bir bilgim yok ama şöyle bir fikir aklıma geldi. Biraz tuhaf olabilir. Belki demiş sorun yok sorun. Her türlü tuhaf fikirlerinizi. Tuhaf değildir kesin. Örneğin log output'un da aldığınız bir hatanın nedenini direkt text olarak kullanıcıya iletmemiz ve çözümünü basit bir öneri şekilde sunmamız mümkün müdür diye sanırım iletmek istemiş. Yani ben şöyle anlıyorum sanki Halil, bir log output'unda aldığımız hatanın nedenini, yani bu root cause analizi gibi anlıyorum ben Ozan Eren sorunuzdan. Sanki bir log'dan bir hata üretimi gibi. Bu evet bazen son dönemde duyuyorsunuzdur. AI Ops diye de geçen şeyler var, bu tarz yaklaşımlar var. Yani bazı machine learning unsurları ile birlikte belirli bir alert veya normal dışı bir davranışın nedenini tespit eden, artık bu
Machine Learning her yere giriyor zaten, duyuyorsunuzdur. Bunu da sağlayan gene farklı çözümler var. Ama Hümiye Özel bunu sorduysanız, Hümiye Özel veya benim bildiğim diğer çözümlerde, yani bunu biraz daha alert management tarafında da çözen işte dediğim gibi şeyler var, alternatifler var, ama nedenini direkt tekst olarak kullanıcıya iletmemiz demiştiniz. Hani bu bence biraz şeyden geçiyor. Hani dediğim gibi biraz machine learning unsurları da içinde olan bir ihtiyaç diye anlıyorum. Ben farklı bir şey sormak istediyseniz lütfen şey yapın. Sorun Ozan Eren. Halil, yani ben de öyle anladım ama senin başka anladığın bir farklı bir şey anladıysan, farklı bir şey söylemek istersen Ozan Eren'in sorusuna. Abi ben şöyle söyleyeyim. Yani kullanıcı tekst olarak götürülmesi hakkında benim bir fikrim yok. Biraz evet machine learning tarafına giriyor olabilir. Ama şöyle dediğim gibi parserlar var. Bu parserlarda bu parserları kullanarak siz kendiniz custom log formatınıza göre nasıl loglarınız geliyorsa onlara göre parserlar yazarak bu fieldları en sade şekilde, en okunabilir şekilde şey yapabilir. Hatayı kendiniz ayıklıyor durumuna gelebilirsiniz. Ama öyle kullanıcıya tekst olarak iletme hakkında benim de bir fikrim yok maalesef. Burada biraz machine learning unsurları var. Ozan Eren, merak ederseniz bazı farklı, hani bugünün konusunun dışında çözümler var, tool'lar var. Özelden de iletişime geçebilirsiniz Halil'le, benimle ne zaman isterseniz. Evet. Nilay Hanım sormuş. Troubleshooting durumlarında Splunk'ta sorun çözüm bulma konusunda karşılaştığımız kaynak yetersizliği durumları. Humio'da ne durumda? Bir soru cevap. Support platformu var mı? Support platformu evet var. Sorun çözüm bulma konusunda kaynak yetersizliği durumu. Kaynak yetersizliği dediğiniz Nilay Hanım acaba altyapı kaynağı, storage ve sunucu olarak mı söylediniz? Kaynak yetersizliği farklı mıdır? Halil sen net senin başka bir yorumun varsa onu bir netleştirebilirsin. Ben şöyle anladım. Ben senin dediğin gibi altyapı tarafında mesela atıyorum on-prem'e kuruyoruz. On-prem'e kurduğumuz zaman ben bir storage belirledim. Kendi kafamdan değil de Humio dediğim gibi şöyle hatta gösterebilirsem .com yok burası değildi sanırım. Böyle gireyim. Ya burada Humio'nun calculator'ı vardı. Tam olarak nerede olduğunu bilmiyorum şu an. Burada her neyse şu an gösterim bulamadım şu an. Nerede olduğunu unuttum. Ama burada Humio'nun sitesinde var. Araştırabilirsiniz, bulabilirsiniz. Humio günlük ne kadar log tutuyorsanız bunu ne kadar saklayacaksınız, ne kadar süre saklayacaksınız bunu belirttiğiniz takdirde size bir calculating yapıyor. Hatta bunun calculating formülü de Humio'nun dokümantasyonunda mevcut. Ona göre storage'larınızı, kaynaklarınızı ona göre ayarladığınız için RAM'inizi, CPU nodunuzun tipi yani Amazon'da mesela kurmak isterseniz atıyorum günlük 200 GB üretiyorum ben. Bunu 7 gün saklamak istiyorum. Bu neye denk geliyor? Amazon'da M5 4X Large gibi tipinde bir makine kurmanızı size yani bunun şeylerini, resource'larını veriyor. Kurmuyor. Ama bunun kaynak de, evet kaynak derse yerken de ondan bahsediyorsun Nilay Hanım. İsterseniz yani netleştirebilirsiniz. Hani evet kaynak evet. Olarak evet altyapı işte sunucu storage olarak diyorsanız storage'da 10 ila 20x'e kadar daha az storage kullan. Tabii case'e göre değişiyor bu ama şey var. Hani compression'dan dolayı kaynaklanan bir artısı var. Şey tarafında da hardware tarafında da bir artısı var. Orada siz şey yapabilirsiniz. Halil'in dediği gibi farklı senaryolarda kaç sunucuyla çalışıyor, kaç sunucu gerekiyor. Umarım sorunuza net olmuştur. Bir soru daha var Halil bu arada. Tabii. Loglarından monitoringi nasıl yapıyorsunuz? Batur Orkun'dan gelmiş. Grafik ve chart çizimleri gibi denmiş. Humio'nun kendi dashboard'u çok farklı amaçlar için de var ama gene farklı dışarıda da kullanabilirsiniz. Onu istersen Halil göstermek istersen monitoringi nasıl yapıyorsunuz şeklinde denmiş.
Monitoring'i daha demin gösterdiğim dashboard kısmından bahsediyoruz, değil mi? Monitoring derken bu Evet. arada. Ha, evet. İstersen birkaç Şöyle dashboard göstereyim. gösterebilir. Tabii biz şeyden de bahsettik işte Tekrardan hani Halil'le göstereyim. hatırlarsanız hani alerti OpsGen'e mesela göndermeden bahsettik. Farkında şey arada hatırlarsanız. Dolayısıyla orada günün sonunda alerting'i direkt hani burası değil de hani OpsGen'i üzerinden almak hani o monitoring'in hani kuyruğunu bağlamak anlamında daha güzel bir iyi bir pattern ama bunun üzerinde de tabii ki gözlemleyebiliyorsunuz dashboard olarak. Umarım Batur Ork'un soruya cevap olmuştur. Evet, şöyle ben söyleyeyim, dashboardlarla alakalı. Ben başında şeyden bahsetmiştim, query language var Humio'nun. Dolayısıyla query fonksiyonları var kendisinin burada koyduğu. Burada bir sürü mesela KV parse, K-Value Store'a parse etmek, K-Value Store logları parse edebilmek için. Daha bizim burada kullandığımız hash rewrite, hashlemek için, logda bir tane field'i hashlemek için. Bu tür fonksiyonları var. Burada bir de time chart gibi, group by gibi sıralama şeyleri var. Bunları Humio'da daha demin göstermiştik, yine göstereyim ben. Şöyle, mesela atıyorum, bu container'daki error yazan yerleri bana time chart'la bildir diyorum. Böyle bana kendisi time chart dediğim zaman bu fonksiyon bana dashboard oluşturuyor. Bu tür query fonksiyonlarla monitoringi sağlıyor. Oluyor olabiliriz yani. Böyle bu cevap mantıklı olabilir. Başka sorumuz yok. Gelen cevaplarda ELK'lar görüyorum ben. Bankacılık sistemi için ELK denmiş gene. Ceren Keleş söylemiş. Tabii şimdi Temmuz'da da bilenler bilir bankacılık sektöründekiler. Yine bir tebliğ geliyor. ELK'daki normal hani ELK'daki işte maskeleme işte ve işte role based access kontroller gibi özellikler tabii hani için ELK'yı da yine subscribe enterprise tarafında kullanmanız gerekiyor. O da ciddi maliyetli bu arada. Normal ELK ile yapamadığınız şeyler gerekiyor çünkü. Onun dışında evet, iki ELK, bir Greylock, bir Rapid 7 gördük şeyde. gelen cevaplarda ELK önde gidiyor şu an. Tamam, ben de başka bir soru göremedim herhalde. Neydi? Bir dakika, Humio loglarının monitoring ile neyle yapıyorsunuz? Tamam, grafik ve chart çizimleri gibi. En son cevap verdik buna da. Dediğim gibi Humio'nun query fonksiyonları var. Bunlarla sağlıyoruz. Evet, Başka bir soru var mıdır? süreyi de biraz açtık. Gece de geç oldu herkese gerçekten. Bu saatte gelen herkes için teşekkürler diyelim. Konu önerilerinizi arkadaşlar bize iletebilirsiniz. Hangi konuda live coding seansı hoşunuza gittiyse live coding olarak veya daha sunum formatı gibi bu feedbacklerinizi Slack kanalımız, Twitter adresimizde Slack linkimiz var. Orada bazen polling de yapıyoruz böyle. Hani veya direkt bize hani Slack kullanmıyor olabilirsiniz. Direkt Twitter'dan özel mesaj gönderebilirsiniz. Konu önerilerinizi, speaker olmak isteyenler varsa her zaman açığız. Lütfen speaker olmak isteyenler. Organizasyon takımında olmak isteyenler her zaman açığız. Tekrar görüşmek üzere. Haftaya gene olacak. Takip ederseniz haftaya da gene gene ilginç bir konu olacak. Tekrar görüşmek üzere. Son kapatmadan tekrar bir ELK diye de geldi. Evet, ELK önde gidiyor şu an sektörde. Evet, okeydir. Evet.